Ya. Merhaba arkadaşlar ben Buari bugün sizlerle Alarko Holding'i inceleyeceğiz. Alarko'da son durum ne? Kısa vadede, uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Şöyle fiyat grafiğine bakıldığında 85 seviyesinden güzel bir trend başlatarak 140 seviyesine kadar çıkmayı başarmış. Devamlı kısa vadeli bir düzeltme hareketi. Aslında dün bu düşüş kanalını kırmasının ardından yukarı yön yani 134 direncine doğru şurada görüyorsunuz şu bölge direnç seviyesine doğru yukarı yönlü hareketini sürdürse de oluşan satışlarla tamamen bir çekiş diye tabir ettiğimiz mumla günü kapatmış. Bugün de %1'e yakın eksi bir fiyatlamayla 128 127 seviyesinde işlem görüyor arkadaşlar. Şimdi burada artık MLA'nın üstünü tutunmayı başarmış. Kısaca isterlerse bu seviyelerden risk alabilir. Buradan yapacağınız alımla beraber 134'ün geçinmesi durumunda 140-141 seviyesinden satış yapabilirsiniz arkadaşlar. 127 kırılırsa düşüş bir kadem altı gelebilir. Şurada gördüğünüz daha önce birçok kez talebin oluştuğu bölge yani 122 destek bölgesine bir düşüş gelebilir. Böyle bir durumda orta ve uzun vadeci arkadaşlar 122 122 kırılırsa da 116 bölgesinden orta ve uzun vade için alımlar gerçekleştirebilir. 122 kırılmayacaktır büyük ihtimal. Daha önce tepki geldiği için yine buradan alımlar gelir. O yüzden kısacılar 127'nin altında fiyatlama oluşur 122'ye doğru bir geri çekilme olursa arkadaşlar buradan alıp yine bir al sat imkanı oluşabilir. O yüzden buradan yapacağınız alımla birlikte tepki yükselişlerine satış yapabilirsiniz arkadaşlar. Kısa da 120 denin üstüne kaldığı sürece pozitif fiyatlamaların devam ettiğini görür. Özellikle tekrardan bu kanal üstüne çıkar. 130-140 direncini aşarsa yükseliş hareketi kaldığı yerden devam eder. Yani bu düzeltme bitmiş olur. Düzeltmenin bitmesiyle birlikte tren tekrardan yukarı yönlü hareketlerini sürdürür. Bu da bizi ilk etapta 140-141 seviyesine götürür arkadaşlar. Direncin aşılması ile birlikte ilk hedef 156 olacaktır. Yani orta vadede Alorca tarafında ilk hedef 156'dır. 156'ın üstüne fiyatlama yapabilirse de uzun vadede Alorca tarafında biz 190-200 seviyesini hedef fiyat olarak takip edeceğiz. Bilançosu gelmedi. Düzenli temettü ödeyen bir şirket bilançoyla da birlikte ödeyeceği temettü miktarı da belli olacaktır arkadaşlar. Tekrar kısa bir özet geçeyim. Net bir düzeltme hareketi var. Bu düzeltme hareketi aslında dün ve ondan önceki günde kırmayı başarmış. Daha doğrusu cuma ve pazartesi ki mumlarla bunu kırmaya başarsa fiyat tekrar oluşan satışlarla kanal içine girmiş. 127 kırılmadığı sürece sorun yok. Yukarı yönlü hareketler devam edecektir. Kırılırsa 122, 116 bölgesi tekrardan gündeme gelebilir. Bu iki destek bölgesi takip edip orta ve uzun vade için alımlar gerçekleştirebilir. Kısacılar 122'den risk alıp tepki yükselişlerinde satabilir. Buradan da risk alabilir ama 127 kırılırsa 127'ye bir düşüş olacağını bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. 127'nin üstünde 134 140 seviyesi hedeftir arkadaşlar. Önemli olan 140 bölgesi 140 bölgesinin geçilmesi birlikte 156 157 seviyene doğru yükselişler sürpriz olmaz. Bunun üstünde fiyatlama yapar, trendini devam ettirirse de uzun vadede 190 200 seviyesi hedef fiyat olarak takip edilebilir arkadaşlar. Halarko teknik olarak bu şekilde. Cümleten bol kazançlar. Hoşça kalın.